Hazreti Mevlana bunu gerek Mesnevi'de, gerek Fihi Mafih'te, gerek Divan-ı Kebir'de satır satır, ilmek ilmek dokudu, işledi. Bayezid-i Bestami mi daha büyük yoksa Muhammed Mustafa mı? Din dediğimiz sabitenin üç ayağı vardır. Üç usul üzerinden, usulü selase denir buna. Hem tarif edilir hem de tasvir edilir. Bunlar Mevlevi dergahlarında çilehaneler vardır. Minimum 40 gün sürer, riyazat yapılır. Kişi önce nefis muhasebesiyle başlar, tefekkürle devam eder, tezkiyeyle artık çilenin son günlerine hamdım, piştim, yandım. Mevlana için tasavvufun olmazsa olmaz üç adımıdır. Her tasavvufi okulun kendine özel bir zikir yöntemi vardır. Bu öğütlerin tümünde önce şunu bir arz edelim. Bir ahlaki prensip var. Bir tarafta, diğer tarafta da bu ahlaki prensibin insan şahsında, mümin birey şahsında gerçekleşirken o bireyin örnek alması gereken kevni bir ayet var. Ve bunu eşref saatinde değil, sürekli yapacaksın. Kusur görenindir. Bir kere temel felsefemiz bu. Mümin kusura bakmaz. Öfkelendiğinde kişi tek çare ölü taklidi yapmaktır. Onun haricinde ne yaparsa yapsın mutlaka kırıcı olacaktır. Ya eliyle zarar verir, ya diliyle zarar verir, olmadı bakışlarıyla zarar verir. Yani ben dedi nasıl yapayım dedi. O dedi bir balçıktan, çamurdan, ben dedi ateştenim. O dedi nevzuhur bir varlık. Yeni, daha ne olduğu belli değil. Ben kadim bir varlığım. Kibir yaptı. Rabbim verdiğiyle imtihan eder. Vermediğiyle imtihan eder. Aldığıyla imtihan eder. Mümin güzel düşünür, güzel bakar ve güzel görür. Mevlana Hazretleri demiş ki ama ne güzel dişleri var. Yedi öğüt birçoğumuzun evlerinde, duvarlarda asılıdır, iş yerlerinde vardır. Dinleyicilerimiz için aslında yabancı şeyler değil, tanıdık öğütler. Ama belki üzerinde çok düşünülmemiş olabilir. Bugün biz eğer buna vesile olabilirsek, evet, bu akşamı faydalı bir işle kapatmış sayabiliriz kendimizi. İyi akşamlar efendim. Yine bir Konuşan Türkiye programında siz değerli Altaş TV izleyicileriyle beraberiz. Bu akşam Mevlana'yı konuşacağız, tasavvufu konuşacağız. Bu akşam Şebbi Arzu konuşacağız. Özellikle 7 öğüdü konuşacağız, Mevlana'nın 7 öğütünü konuşacağız. Daha doğrusu bu hafta Mevlana haftası, dolayısıyla Aralık ayı içinde kutlanan, her yıl kutlanan Mevlana haftasını bu akşam bizler de değerli konuğumuzla birlikte Mevlana nedir, ne değildir, kimdir, onun özellikle tavsiyeleri nelerdir, ondan almamız gereken dersler nelerdir, bu akşam bütün detaylarıyla değerli konuğumuzla birlikte konuşacağız. Değerli konuğumuza sorularımızı soracağız. Ondan da Mevlana ile ilgili, tasavvufla ilgili ve yedi öğütle ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Efendim, değerli konuğumuz dedik, Mevlana dedik, mutlaka bu konuların uzmanı değerli konuğumuz, Ordu İl Vaizimiz Sayın Kasım Karaman bizlerle birlikte. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, bahsettiğim gibi Mevlana haftası içindeyiz. Dolayısıyla her yıl kutlanıyor ama biz Ordu'da istedik ki sizlerin vasıtasıyla Mevlana'yı stüdyolarımızda analım ve onun bizlere, insanlara güzel öğütlerinden bahsedelim. Mevlana haftası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Buyurun Sayın Hocam. Öncelikle ben de seyircilerimize, bizi izleyen kıymetli dostlarımıza yürekten selam vererek başlamak istiyorum programa. Rabbim hayırlı, bereketli bir program nasip eylesin inşallah. Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana deyince akla aşk geliyor her şeyden önce. Canlı cansız bütün mevcudata, mahlukata teşmil olunan bir muhabbet geliyor, bir sevgi geliyor. Aralık ayında vefat etti Mevlana. 1273 yılında, bir Aralık ayında. Dolayısıyla uzun bir süredir Aralık ayı Hazreti Mevlana'nın o çağları aşan engin hoşgörüsü, şefkati, merhameti, sevgisi ve aşkını, hani bütün bir insanlığın bunlardan istifade etmesi için devletimiz tarafından Mevlana Haftası olarak kutlanılıyor, törenler yapılıyor. Biz de bugün işte bu vesileyle bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki
bir saate yakın bir süre içerisinde izleyicilerimize Mevlana'yı anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Evet, inşallah Sayın Hocam. Hocam şimdi aşk dedik, isterseniz oradan başlayalım. Yani Mevlana denildiğinde ummanlar gibi büyük bir aşk. Tabii o bizim anladığımız, yani bugünkü deyimle değil de o yaradana olan, Mevla'ya olan büyük bir aşk. İsterseniz aşkla başlayalım Sayın Hocam. Aşk Mevlana'nın dilinde de haddizatında hakiki anlamıyla da yaratıcının yarattığı her şeyde tırnak içerisinde. Canlı cansız ne varsa. Yani mahlukatın tümünün yaratılışında, hamurunda, mayasında var olan o muhabbetin adıdır. Bu haliyle aşkın nihai anlamda hem menbaı hem de melceği, yani hem kaynağı hem de nihayetinde ulaşacağı yer Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisidir. Aşk Hak'tandır. Rabbim aşkla yarattı, sevgiyle yarattı. Yarattığı her şeyi ama. Ve bu özellikle insan ise söz konusu olan Allah'ın Azze ve Celle Hazretlerinin kendi ruhundan üflemesiyle hayat sahnesine sürdüğü insan, işte Cenab-ı Hakk'ın mayasına, hamuruna, fıtratına, yaratılışına zerk ettiği, o aşkı hissettiği kadar insanlığının farkına varabiliyor. Hazreti Mevlana bunu gerek Mesnevi'de, gerek Fihi Mafih'te, gerek Divan-ı Kebir'de satır satır adeta ilmek ilmek dokudu, işledi. İşte bundan dolayı üzerinden 700-800 sene, 13. yüzyılın insanıdır Hazreti Mevlana. Bu vesileyle hani kısa bir biyografi de vermiş olalım. 13. yüzyılın başında dünyaya geldi. Bugünkü Afganistan, Hindistan coğrafyasında doğdu. Fakat o günlerde ciddi bir Moğol akını vardı doğudan batıya doğru. Tabii Mevlana'nın ailesini de sürükledi peşinde. Bahauddin Veled babası hem evlatlarını, Mevlana da içinde olmak üzere, hem de talebelerinden bir kısmını alarak batıya doğru göç etti. İşte Hicaz'a uğradı, Mekke'ye, Medine'ye uğradı, Türkiye'ye geldi, Malatya, Kayseri derken Konya'ya yerleştiler. Ve Konya'da babası da büyük bir alimdi. Zaten terbiyesini, ilk tedrisini babasının elinden aldı. Babasından sonra da işte kendi dergahının başına geçti. Zahiri ilimlerle, şer'i ilimlerle iştigal ederek başladı serüveni Hazreti Mevlana'nın. Ciddi bir alimdir. Öncelikle onun altını çizelim. Alimdir, fakihtir. Yani tefsir, fıkıh, hadis, kelam, zamanın ilimlerini tedvin ederek yetişmiştir. İşte herkesin bir dönüm noktası var. Şems-i Tebrizi ile tanışması Mevlana Hazretleri için de bir dönüm noktası oldu. Şöyle bir sual olduğu zikredilir. İşte Bayezid-i Bestami mi daha büyük, yoksa işte Muhammed Mustafa mı? Zira Muhammed Mustafa her durumda kendi beşer oluşunun idrakini kaybetmedi. Ama Bayezid-i Bestami hakla kendini bir hale getirdi, hemhal oldu. Hani Bayezid-i Bestami'nin aşkı, hakka olan özlemi ve nihayetinde vuslatı Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem adeta sanki daha kıvamlı gibi bir sualin karşısında verilen şu cevap: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabı o kadar genişti ki Cenab-ı Allah ona hem yerde hem gökte miraç kastediliyor. İlahi füzuyatı sundu ama Muhammed Mustafa Rabbinin hak oluşu, kendisinin de kul oluşu idrakinden sıyrılmadı. Bayezid-i Bestami yahut Hallaç, ikisinden Hallacı Mansur, ikisinden biri, farklı rivayetlerde ikisi de var. Fakat onların kabı öylesine küçüktü ki Allah-u Azimüşşan oraya birazcık tecelli ediverdi, kap hemen taştı. Bu metafor Mevlana'nın zahiri ilimler, şer'i ilimlerden artık bir üst mesabe olarak tanımlanabilecek
aşk ilimlerine, ki buna tasavvuf diyoruz, yolculuğunu başlattı. Ve Mevlana o andan itibaren Şems-i Tebrizi ile olan yol arkadaşlığı ile birlikte adeta aşka doğru bir yolculuğa girdi. Hani Hazreti Yunus, Hazreti Mevlana üzerinden sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan bir söz vardır. İşte aşka uçma, kanatların yanar. Aşka uçmazsan kanat neye yarar? Mevlana Hazretleri aşka uçmayı tercih etti. Cesaretle, kararlılıkla. Bunu kah sema yaparak, yani kainatın, feleğin döngüsüne kendisini kaptırarak yaptı. Bunu kah sohbetleriyle yaptı. Riyazetle, mücahedeyle yaptı. Ama nihayetinde öyle bir aşka, öyle bir hakikate ulaştı ki, ulaştığı noktada artık canlı cansız ne varsa bütün mevcudat Mevlana Hazretleri için Hakk'ın bir tecellisi olarak duruyordu. Belki de bundandır. Hani ne olursan ol gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değildir noktasına geldi. Az sonra 7 öğütte de inşallah tek tek madde madde göreceğimiz üzere Mevlana Hazretleri bizim din dediğimiz sabitenin 3 ayağı vardır. 3 usul üzerinden, usulü selase denir buna. Din bir şekilde hani hem tarif edilir hem de tasvir edilir. Bunlar iman, ibadet ve ahlaktır. Mevlana Hazretleri işte İslam ahlakının, mümin ahlakının, Resulullah ahlakının, ki o canlı Kur'an'dır, Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle yaşayan Kur'an'dır, yürüyen Kur'an'dır. Bu ahlakın 13. yüzyıldaki temsilcisi oldu Mevlana Hazretleri. Tıpkı çağdaşları Hacı Bektaş Veli gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi, işte Yunus Emre gibi. Anadolu'nun, özellikle Anadolu'nun Rumi tamlaması da oradan gelir. Özellikle Anadolu'nun Müslüman olmasında. Sonra bu işte ahlaki güzellikleri tamamlamak üzere gönderilen Resulullah'ın Anadolu'da daha iyi anlaşılması ve tanınmasında Mevlana Hazretleri'nin ciddi katkısı vardır. Evet, yani günümüze bile çok çok kullanılan hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın simgesi haline gelmiş bir Mevlana'dan bahsediyoruz. Evet. Evet. Sayın Hocam, yani Mevlana, tasavvuf, aşk, yani hepsi zaten bir yumak olmuş. Hı hı. Mevlana'nın tasavvuf anlayışından da biraz bahseder misiniz? Mevlevilik yolunun kurucusudur Hazreti Mevlana. Konya'da bugün hala aktif olarak ziyaret edilebilen bir dergaha sahiptir. Kendine has bir tasavvufi prensipler manzumesi oturttu. İnşallah Mevlana'nın tasavvufla ilgili düşüncelerini, eğer lütfederseniz, bir başka programda daha tabii kapsamlı bir şekilde konuşuruz, ama öncelikle şunu arz etmek lazım. Hani hamdım, piştim ve yandım üçlüsü Mevlana için tasavvufun olmazsa olmaz 3 adımıdır. Önce pişmek lazım. Bunun için Mevlevi dergahlarında çilehaneler vardır. Minimum 40 gün sürer. 40 gün boyunca riyazat yapılır. Kişi önce nefis muhasebesiyle başlar, tefekkürle devam eder, tezkiyeyle artık çilenin son günlerine yaklaşır. Tabii burada nefsi merkezde olmak üzere ciddi bir şeytanla mücadele söz konusudur. 40 günlük çileyi tamamlayan derviş çilehaneden çıkar, sohbetlere alınır. Sohbette kıvam bulmaya devam eder. Sema, şimdi her tasavvufi okulun kendine özel bir zikir yöntemi vardır. Yani bu Mevlana dergahında semadır. Hacı Bektaş tekkesinde semahtır. Bu Şah-ı Nakşibendi sofrasında hatmedir. Bu işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde cezbedir. Kimi sesli, kimi sessiz,
Kimi büküp boynunu işte tesbihat yaparak, kimi kendi etrafında dönerek herkes bir şekilde Hakk'ı tesbih eder ve zikreder. Mevlana Hazretleri'nin tasavvuf yorumunda sema önemli bir kavramdır. Semada izleyicilerimiz şöyle gözlerinin önüne getirsin semazenleri. Sağ el göğe açıktır, sol el yere dönüktür avuç içi itibariyle. Yani Hak'tan alınan hakikatlerin, Hak'tan alınan aşkın, Hak'tan alınan bereketin yeryüzüne ve yeryüzünde bulunan bütün ama canlı cansız ne varsa hepsine sunulması, teşmil edilmesi şeklinde metaforik bir sembolik değeri vardır semanın. Ay döner, felek döner, yıldızlar döner, hacılar dahi Kabe'nin etrafında döner. İnsan da bu kainatın döngüsüne kendini kaptırarak Hakk'ı, hakikati, aşkı bulma derdinde ve telaşındadır. İşte bu pişme sürecidir. Bu sürecin neticesinde de eğer Rabbi Rahim lütfederse bir yanma. Yanma dediğimizde artık hak ile, hakikat ile mümkün mertebe, tabii hakkal yakin bir şekilde bir araya gelme, hemhal olma. Mevlana Hazretleri bunu çok önemsedi. Nitekim öyle bir noktaya geldi ki artık o geldiği noktada mümin, münkir, müşrik, münafık, canlı, cansız mahlukatın tümü, hani Hazreti Yunus'un dilinde ne vardı? Yaratılanı severim, yaratandan ötürü. Mevlana Hazretleri de bunun işte kendi dergahında, kendi lisanıyla ne olursan ol, gel ama mutlaka gel, zira bu kapı ümitsizlik kapısı değildir diyerek içinde bulunduğu zamanın bütün insanlarına açtı gönlünü ve kapısını. Ve evet, 13. yüzyıl, şimdi biz 2018'deyiz. Bunca yüzyıl sonrasına dahi seslenen, sesini duyurabilen ve bir şekilde akis bulan, dünyanın her tarafından güçlü bir sedaya dönüştü bu çağrı Mevlana'nın dilinde. Yedi öğütü hakikaten çok önemli. İnsan okudukça gerçekten her kelime ayrı bir şey ifade ediyor. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol diyor. İlk öğüdümüz bu. Evet. Birinci öğüt. Tabii bu yedi öğüt birçoğumuzun evlerinde, duvarlarda asılıdır, iş yerlerinde vardır. Yani dinleyicilerimiz için aslında yabancı şeyler değil, tanıdık öğütler. Ama belki üzerinde çok düşünülmemiş olabilir. Bugün biz eğer buna vesile olabilirsek, bu akşamı faydalı bir işle kapatmış sayabiliriz kendimizi. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Bu öğütlerin tümünde önce şunu bir arz edelim. Bir ahlaki prensip var. Bir tarafta, diğer tarafta da bu ahlaki prensibin insan şahsında, mümin birey şahsında gerçekleşirken o bireyin örnek alması gereken kevni bir ayet var. Yani Allahu Azimüşşan'ın yaratmış olduğu kozmoza ait, kozmolojik, işte yaratılmışlara ait kevni bir hakikatle Mevlana Hazretleri bir ahlaki düsturu birbirine yaklaştırmış. Bu bize herhangi bir ahlaki iyiliği ve güzelliği gerçekleştirirken, yaparken ölçümüzün ne olması gerektiğini de bir anlamda söylüyor. Şimdi cömertlik ve yardımseverlik dediğimizde, şimdi mefhumlar muhalifleriyle ciddi anlamda anlaşılır ve anlam kazanır. Cömertliğin mefhumu muhalifi cimriliktir. Yardımseverliğin mefhumu muhalifi ise yardım etmemektir, kötülük yapmaktır. Her durumda cimrilik ve kötülük insanı camit kılan, yani donduran, adeta hayatı durduran ve yaratılış hakikatlerinin üstünü örten bir nankörlüğe insanı götürür. Onun için cömertlik ve yardımseverlik, ikisini bir araya getirelim. İyilik dediğimiz şey
müminin en temel vasfı olmak durumundadır. Akarsuya benzetmesiyle yan yana getirdiğimizde ise akarsu, takdir edersin ki, en temel vasfı nedir? Akmasıdır. Yani sürekliliktir. Akarsu sürekli akar. Madem ki akarsuda asıl olan sürekliliktir, o halde cömertlikte, yardımseverlikte, yani iyilik yapmada da asıl olanın sürekli bir şekilde iyilik yapmak olduğunu bizlere öğütler Mevlana Hazretleri. Yani cebinde çokken verdin, azken az dedin, veremedin, yokken zaten veremiyorsun. Bu değil. Çoktan çok, azdan az. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Prensibimiz bu. Allah'ın sana rızık olarak, nimet olarak ihsan ettiği ne varsa bundan sen de mümin kardeşlerinle ve ihtiyacı olan diğer bütün canlılarla bundan paylaşacaksın. Evet, evet. Hiçbir şey yoksa tebessümle iyilik edeceksin. Hiçbir şey yoksa böyle selam vererek, hal hatır sorarak iyilik edeceksin. Yani Allah'ın sana nimeti ilimse, ilimde cömert olacaksın. Paraysa parada cömert olacaksın. Kol gücüyse, pazu gücüyse bunda cömert olacaksın. Pazarda mesela bir yaşlının işte pazar çantasına yardım edeceksin. Ve bunu eşref saatinde değil, sürekli yapacaksın. Yani vardı da yokta da. Keyfin varken de yokken de iyi bir insan olmayı kendi karakterinin asli unsuru haline getireceksin. Çünkü akarsu sürekli akar. Sen de sürekli iyilik yapacaksın diyor Mevlana Hazretleri. Evet, şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Şefkat ve merhamet. Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin özel ismi vardır. Allah'tır bu. Onun özel ismidir. 99 tane de böyle isim sıfat vardır Cenab-ı Allah'a ait. Kur'an-ı Kerim'de bu Esma-ül Husna olarak, yani en güzel isimler olarak tanımlanır. Ve adeta Allahu Azimüşşan'ın kart viziti hükmünde bir ibare vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir sure hariç her suresi onunla başlar. Bize dahi yaptığımız bütün işlere bu ibareyle başlamamız öğütülenir. Nedir o? Besmele-i Şerife. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla diyor. Ve o 99 isim sıfattan ikisini Allah'ın adının yanına Cenab-ı Allah kendini tanıtmak için, refere etmek için adeta oraya monte etmiş. Nedir onlar? Rahman ve Rahim. Bunların kökü rahmettir. Rahmet işte Mevlana Hazretleri'nin ikinci öğüdündeki şefkat ve merhametin kaynağı, menbaıdır. Madem ki Allahu Azimüşşan rahmetiyle tecelli etmiştir bütün bir kainata, yaratırken rahmetle yaratmıştır, yaşatırken de rahmetle yaşatmaktadır, o halde biz de merhamet göstereceğiz. Canlı cansız, kurt kuş, kadın erkek, büyük küçük, kim varsa hepsine merhamet nazarıyla bakacağız. Ve bu hepsine kısmını neye benzetmiş Mevlana? Güneşe benzetmiş. Bak, güneş doğduğunda Orhan Bey ısısını da ışığını da yaratılmış üzerine doğduğu hiçbir varlıktan esirgemez. Her varlığa ışığın vurduğu açı itibariyle ne kadar ısı ve ışık iletebiliyorsa o kadarını iletir. Esirgemez. Canlıdan, cansızdan, büyükten, küçükten, kurttan, kuştan ne varsa Mevlana Hazretleri diyor ki sen de böyle ol. Evet. Sen de etrafında ne ve kim varsa tümüne merhametle davran, tümüne rahmet nazarıyla bak. Bu rahmet ve merhametin güneşe benzetilme metaforu işte bu kuşatıcılığın ve Allahu Azimüşşan'ın rahmet ile mevcudatı yaratışının adeta bir sembolü. Bu haliyle buradan alınacak, hele bugün için alınacak büyük dersler var. Merhametli olmak durumundayız. Sadece sevdiklerimize değil, kendi ailemize değil, herkese ve her şeye merhametli olmak durumundayız. Evet. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Yani bu da gerçekten başlı başına böyle bir şey. Hakikaten öyle. Kusur, şimdi bu büyüklerin dilinde çok güzel sözler var.
Mesela Tabtuk Emre'ye izaf edilen bir söz var. Der ki kusur görenindir. Madem ki mümin, müminin aynasıdır. O halde kendine bir ayna bul. Aynada bir kusur görür isen aynayı kırma. Kendini düzelt. Çünkü aynada gördüğün sensin. Kusur görenindir. Bir kere temel felsefemiz bu. Mümin kusura bakmaz. Biraz sonra ona ilişkin de bir öğüt gelecek. Evet. Bundan sonrasını oraya saklayayım. Ama şunu arz edeyim. Gece de tıpkı güneş gibidir. Kuşatır. Gece olduğunda karanlık bütün mevcudatı sarar. Mevlana Hazretleri der ki, sadece kendinin kusurlarını gizlemeye çalışma. Sadece oğlunun, kızının, eşinin, annenin, babanın yani sevdiklerinin kusurlarını örtme hususunda gayret gösterme. İnsan nakıs varlıktır. Dolayısıyla kusursuz insan olmaz. Sen bir insanın kusurunu gördüğünde onu ifşa etme, onu pazara çıkartma adeta ve böylelikle rezil etme yolunu seçme. Mümkünse o kusuru sahibinin şahsında düzeltme yoluna git. Hani Efendimizin kim bir kötülük görürse ona bigane kalmasın, kayıtsız kalmasın, eliyle, diliyle, olmadı gönlüyle sürece müdahil olsun hadisi şerifinden hareketle kusuru sahibinin şahsında gidermeye yönelik bir adım atar mümin ama o kusuru ifşa etmez. Haddi zatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Mümin kardeşinin, kim bir mümin kardeşinin şu dünyada bir kusurunu örterse Cenab-ı Allah da mahşer günü onun bir ayıbını, bir kusurunu örter. Temelde biz kusura bakmayız. Çünkü mümin kusur aramaz. Gördüğümüzde de kusuru, bunu pazara çıkartmayız. Tellal tutup ilan etmeyiz. Kusuru sahibinin şahsında uygun bir usul ile gidermeye çalışırız. Ve bunu yaparken de geceyi kendimize örnek alırız. Mutlak bir kuşatıcılıkla, hiç kimseyi ayırmadan, bu bir rakibimiz de olabilir. Ne bileyim, pek haz etmediğimiz bir komşumuz da olabilir. Veya aile içi ilişkilerde çok da memnun kalmadığımız eltimiz, görümcemiz falan olabilir. Kim olursa olsun kimsenin kusurunu açığa çıkarmamak, o kusur üzerinden o kişinin şahsiyetine, haysiyetine, kimliğine saldırmamak noktasında bir öğüttür bu ve bugün gerçekten bu öğüde ciddi anlamda ihtiyacımız var. Evet. Sayın hocam, dördüncü öğütü, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Verilebilecek, çok zor bir şey ama. Yani verilebilecek en güzel örneği vermiş evet. Ama. Zira öfkelendiğinde kişi tek çare ölü taklidi yapmaktır. Onun haricinde ne yaparsa yapsın mutlaka kırıcı olacaktır. Çünkü hiddet ve asabiyet yani öfke Resulullah'ın diliyle şeytandandır. Şeytan da insanın iyiliğini istemez. İnsan öfkelendiğinde iradi yeteneklerini kaybeder. Yani artık tavır ve davranışlarını, sözlerini ve bakışlarını adeta kontrol edemez noktaya gelir. Ya eliyle zarar verir, ya diliyle zarar verir. Olmadı, bakışlarıyla zarar verir. Ölü ise elini oynatamaz, dilini kıpırdatamaz ve ölü bakamaz. Çünkü ölüdür. Resulullah Efendimiz buyurur ki, öfkelendiğinizde abdest alın. Zira öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir. Abdest su, ateşi söndürür. Ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız yan yaslanın. Olmadı yatın. Efendimizin de en nihai noktada işaret ettiği pozisyon ölü pozisyonudur. Yatın hareketsiz bir şekilde ta ki öfkeniz, siniriniz geçene kadar. Şu bir gerçek, öfkelendiğimizde yaptığımız her şey ya o an ya da bir süre sonra başımıza bela oluyor. O halde öfkelendiğimizde öfkemizi yutmak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ya, vel kazimine gayz. O müminler öyle kimselerdir ki onlar öfkelendiğinde öfkelerini yutarlar. Hani Efendimiz pehlivan güreşte rakibinin sırtını yere getiren değil, öfkelendiğinde öfkesini yenebilendir. Bunun da herhalde en kestirme ve pratik yolu ölü taklidi yapmaktır. Asabiyet, öfke, sinir, hiddet,
bir şekilde bulaştığında bu sevdiklerimiz ya da sevmediklerimiz kimden gelirse gelsin bizi öfkelendiren şey. Evet, ölü taklidi yapacağız. Yani bu en kestirme yoldur. Şahsen benim de zaman zaman uyguladığım bir yöntemdir. Zor mudur? Kesinlikle zordur. Ama %100 başarı elde ettiğiniz bir şey. Ama değil, nefsin arzu ettiğini yaptığında ortaya çıkan netice çok daha büyük zorluklar taşıyor. Eşini kırıyorsun, evladını incitiyorsun, anneni babanı üzüyorsun, iş arkadaşlarını kendinden nefret ettiriyorsun. Evet. Bunlar daha çok zorluklar meydana getiriyor. Dişini sık, gözünü yum, içinden salavat-ı şerife getir ve ölü taklidi yap. Bitti. Bu kadar. Evet. Hocam, beşinci öğütü, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Tevazu. Evet. Tevazunun mefhumu muhalifine bakalım. Kibir. Evet. Kibir denildiğinde de akla kim gelir? Şeytan gelir. Malum, evet. Allah Azze ve Celle Hazretleri Adem'i yaratıp secde emri verdiğinde şeytan saygı göstermedi, emri dinlemedi. Rabbim sordu, seni benim emrimden alıkoyan şey nedir? Ne dedi şeytan? Yani ben dedi nasıl yapayım dedi. O dedi bir balçıktan, çamurdan, ben dedi ateştenim. O dedi nevzuhur bir varlık. Yeni, daha ne olduğu belli değil. Ben kadim bir varlığım. Kibir yaptı ve iblis o kibirle kovulmuş şeytana döndü, dönüştürüldü. Bu bir seçimdi. O kibri seçti. Ve Allah Resulü bize buyuruyor ki siz sakın kibri seçmeyin. Zira yüreğinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Bize öğütlenen ne? Tevazu ve alçak gönüllülük. Mevlana Hazretleri'nin gösterdiği hedef ne? Toprak. Aşık Veysel der ki biz toprağa vururuz kazmayla. Yani biz kazarız toprağa, kazma vururuz. Yani bir anlamda ona eziyet ederiz ama o karşılığında bize buğday verir, arpa verir, nimet verir. Evet. Toprağa ne atarsan at, toprak onu bir şekilde ne yapar? Kendi bağrında, bünyesinde muhafaza eder. Becerebiliyorsa eritir, beceremiyorsa o zaten bize ekolojik dengesizlik olarak geri dönecek. Ayette de karşılığını bulduğu üzere. Yani yeryüzünde fesat çıkarmanın bir boyutu da bu. Çevreye verdiğimiz zararlar. Ama her durumda kim ne yaparsa yapsın, biz tevazu yolundan ayrılmayacağız. Toprak gibi olacağız. Karşımızdaki kibir yapabilir, bizi tahrik edebilir. Karşımızdaki adeta bir nefret dili ve söylemi kullanabilir. Ama biz tekebbüre bürünmeyeceğiz. Zira büyüklenmek ancak ve ancak Allahu Azimüşşan'a yakışır. Onun hakkıdır. Onun haricinde bizim yaratılmış bir beşer, bir insan olarak büyüklenmemiz, diğer insanlardan kendimizi üstün görmemiz, Orhan Bey, Allah nimetlerini kendi ilahi bir hikmete ve murada dayalı olarak farklı paylaştırmış. Kimimizin pazı gücü fazla, kimimizin parası fazla, kimimizin ilmi fazla, kimimizin boyu uzun, kimimizin gözleri çok güzel. Bunların her biri birer nimettir ve bu haliyle birer imtihan vesilesidir. Rabbim verdiğiyle imtihan eder, vermediğiyle imtihan eder, aldığıyla imtihan eder. Bu imtihan vesilelerini bir büyüklük göstergesine dönüştürmek ancak ve ancak şeytana yakışan bir iştir. Bizler de mümin olduğumuza göre, yani şeytanın ayak izlerini bu anlamda takip etmek zinhar bize yakışmaz. Toprak en temel ölçüdür tevazuda. Biz de insanlarla kendimizi yaratılışta, hilkatte ve mümin olma vasfı itibariyle kardeş göreceğiz, eşit göreceğiz. Elbet farklılıklarımız olacak ama o farklılıklarımızı bir üstünlük vesilesi kılmayacağız. Evet. Altıncı öğüt, hoşgörülükte deniz gibi ol. Yani deniz bir sonsuzluğu sembolize ediyor. Yani biz Ordu'dayız, Karadeniz. Yani sahile çıkıp şöyle bir denizi seyrettiğimizde 3-5 dakika sonra o ufuk çizgisi bizi alıp başka bir aleme, başka bir hayale götürüyor. Ve oradaki o sonsuzluk da tıpkı gece gibi, güneş gibi kuşatıcı bir derinliğe ve enginliğe sahip. Hoşgörü dediğimiz şey, ben yani hoşgörü işte batı dillerindeki karşılığıyla tolerans, yani hoşgörüden ziyade hani kusur noktasında değinmiştik ya, bir kere müminin yani hoş görmeme gibi bir lüksü yok. Çünkü hoşgörü bir seçim değil mümin için. Mümin güzel düşünür, güzel bakar,
ve güzel görür. Mevlana Hazretleri talebeleriyle bir gün giderken işte yolda bir köpek ölüsüyle karşılaşmışlar. Bayağı da çürümüş, kötü de kokuyormuş. Talebeleri şöyle bir yüz çevirmişler, burun kıvırmışlar. Hani ne kadar kötü koktuğunu terennüm etmiş, mırıldanmışlar. Mevlana Hazretleri demiş ki, ama ne güzel dişleri var. Biz her durumda güzele bakmak, baktığımızda güzeli görmek durumundayız. Hoşgörü kavramını kullanmaktan ziyade ben güzel düşünüp güzel bakma kavramını, müsamaha kavramını, hani sevgi kavramını, yaşatma arzusu kavramını, bunlar bu saydıklarım bize ait kavramlar, bizim geleneğimize ait kavramlar. Öne çıkartma taraftarıyım ve bunu yaparken de evet, yani bir denizin, bir okyanusun enginliğinde ve sonsuzluğunda, yani kendi yakınlarımıza müsamahalı, kendi evladımıza, eşimize, işte yakın çevremizdeki dostlarımıza karşı güzel bakıp güzel düşünme hasletimizi bütün bir insanla ve bütün bir mevcudata yayabilmek. Ve bunu yaparken de renk, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmamak. Olabildiğince hakkı ve hakikati merkeze alarak kimseyi horlamadan, kimseyi dışlamadan, engin bir kuşatıcılıkla bütün bir mevcudatı sevmek ve o mevcudattaki güzelliği ortaya çıkarmak. Sanırım burada kastedilen bu olsa gerek. Evet. Yani hep dikkat ediyorum da Sayın Hocam, 7. öğüte geçmeden hani böyle bir baktım. Hep doğanın içinde olan, tabii, yani böyle insanın hep ders çıkaracağı, yani akarsuydu, topraktı, güneşti, denizdi. Hep bunlardan gece örnek vermiş. Evet, yani geceydi. Yani enteresan, yani gerçekten düşünülmesi. İşte yani en başta söylediğim gibi ahlaki hasletleri kevni ayetlerle buluşturmuş ve o ahlaki güzellikleri gerçekleştirirken biz yaratılmış olan kainatın, kozmosun hangi unsurlarını kendimize örnek almamız gerektiğini Mevlana Hazretleri çok güzel bir şekilde oturtmuş. Evet. Evet hocam, yedincisi, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Evet. Günümüzde de böyle çok kullanırız ama maalesef tatbikatta yeterince yapamıyoruz. Yani Orhan Bey, sayısız maskenin yüzlerimizde dolaştığı bir zaman diliminde, bir iklimde yaşıyoruz ne yazık ki. Yani maskelerin gerekli olduğu alanlar var mıdır? Muhakkak vardır. Çünkü insan psikolojisi, insan fıtratı her an elbette aynı düzeni ve ahengi muhafaza edemez. İnişleri olur, çıkışları olur. İnsandır netice itibariyle. Bir bakıma da nakıstır bu anlamda, bu minvalde. Lakin her durumda hani böyle, hani delikanlı tabiri kullanırız ya, olabildiğince içi dışı bir, baktığında görülebilen, mümkün mertebe şeffaf bireyler olmak. Şimdi mümin o kişidir ki gönlünde iman vardır. Azaları, dili bu imanı ikrar eder. Azaları da bu imanın gereğini yapar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin işte iman tarifi budur. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, vücut azaların da bu tasdik edilen ve ikrar edilen hakikate uygun davranması. Bak, bu bireyin davranışları, yapıp etmeleri, tutum ve tercihleriyle zihninde ve yüreğinde taşıdıkları birbiriyle örtüşür. Şimdi bu ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olun, bence yani birçok alanda bu açılabilir ama iki temel açılım önemlidir vaktimizi de tasarruflu kullanmak açısından. Birincisi teolojik açılımdır, metafizik açılım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle olmayan kişilere münafık deniyordu. Yani onlar Resulullah'la mescitte buluşuyorlardı, namaz kılıyorlardı, müminlerin yanında mümin olduklarını söylüyorlardı ama ayetteki ifadesiyle kendi şeytanlarıyla bir araya geldiklerinde
kendi şeytanlarına diyorlardı ki biz onları kandırıyoruz. Çünkü Medine'de menfaatleri vardı. Kiminin malı, kiminin mülkü, kiminin prestiji. Onları kaybetmemek için mümin gibi görünüyorlardı. Allahu Azimüşşan bunları Kur'an-ı Hakim'de münafık olarak tanımladı. Nifak sahibi. İki ucu açık tünel demektir bu aslında. Yani müşrikleri gördüğünde şirke ve küfre, müminleri gördüğünde imana doğru dönen. Ve biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'in vaat ettiği azabın en şiddetlisi işte bu sınıftaki insanlarıdır. Yani münafıklarıdır. İçi başka, dışı başka olan teolojik anlamda ama itikadi anlamda. Bir de bunun ahlaki boyutu var. İşte bu saydığımız iyilik, cömertlik, yardımseverlik, hoşgörülü olma, merhametli olma. Yani aslında insanın içinde bu duyguların farklı bir zeminde durmasıyla davranışlarında farklı ortaya çıkması da ciddi anlamda şizofrenik bir kişilik tipi ortaya çıkartıyor. Bugün en çok karşılaştığımız sorun bu. Yani içinde tuttuğu hırsı, öfkeyi, nefreti ya da sevgiyi bir şekilde dışarıda davranışlarıyla ortaya koyamayan, davranışlarını içine uyduramayan, içine davranışlarını göre şekillendiremeyen bireyler psikolojik anlamda da sıkıntı çekiyor. Sonra biz buna depresyon diyoruz. Antidepresif ilaçlar kullanılmaya başlıyor. Hocam süremizi doldurduk. Tedavisi ne bunun? Tedavisi şu: Allah'a inanan bir müminin yüreğini bu imanla doldurması, zihninde bu imanı tefekkür etmesi ve bütün davranışlarında da bu imana yakışan tavır, tutum ve tercihlerde bulunmasıdır. Bunu becerdiğinde kişi hem bu dünyada hem de ahirette inşallah mutlu ve mesut olacaktır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kısa ama güzel, gayet güzel bir sohbet oldu. İnşallah ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Efendim, Bir Konuşan Türkiye programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar sizlerle beraber olabilmek dileğiyle iyi geceler diliyoruz efendim.